İsrail ile Yahudiliği ayırmak gerektiği gibi Yahudileri. Çok doğru. Yahudilerin de içerisinde pek çok farklı görüş, siyasi olarak, dini olarak pek çok anlayış olduğunu göz önüne almamız lazım. Yani bizim İsrail devletinin yanlış politikalarına yönelik itirazlarımız başka bir şey. Evet. Yahudilik başka bir şey. Hazreti Musa, o gelenek, İslamiyet'in de benimsediği, sahip çıktığı bir şey. Bu bizim inancımıza da, geleneğimize de uymaz. Bereket ki ben biraz onlardan azıcık umutluyum. İsrail karşıtı, Siyonizm karşıtı pek çok Yahudi hareketi var. İsrail'in içerisinde, Filistin bölgesinde de, şeyde de. Ve onu diyecektim. Şimdi Kemal Bey'in o yazısı aslında bizim geleneğimizle uygun olan o. Bakın, Yavuz zamanında Kudüs tekrar fethedilmeden daha 100 yıl, 200 yıl önce Kudüs'le ilgili kurulan vakıflar var Osmanlı'da. Evet. Daha yok, alınmamış yani, bizim şeyimiz altında değil. Ve o Kudüs'te, yani geneline baktığınız zaman imparatorluğun küçücük yerde 2000 küsur vakıf var, biliyor musunuz? Osmanlı Vakfı. Osmanlı Vakfı var. Evet. 2000 küsur. Yani bu derece, oraya harcanan paraları alt alta koysanız yani, evet, evet. Ya şu anki Türkiye bütçesini muhtemelen birkaç şeye katlar yani. Böyle bir şeyden geliyoruz. Fakat sorun biraz şurada. Yani hep dinlerin başına bela olmuş bir siyaset var.